Başlayayım mı? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Elimde toplamda 6 tane kitap var. Bu kitaplar destek yayınlardan küçük ince kitaplar. Burada okuduğum kitapları her okuduğumda, bitirdiğimde yorumlamaktan ziyade özetlemek istiyorum. İçerisinde yer alan bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitaplardan birincisi bu. Bir diğer kitap bu. Bir diğeri okuyacağım. Sırasıyla gösteriyorum sizlere. Gösteriyorum bu şekilde. Kitap alışverişi videosunu izlediyseniz eğer orada da görürsünüz. Ve sonuncusu bu. Ayrı ayrı yüklemek istiyorum bu içerikleri. Ulaşmak isteyen zaten istediği içeriklere ulaşabilir. Başlayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İkinci kitaptayız. İkinci kitabımız Marcus Aurelius. Unutma, mutlu bir hayat çok az şeye bağlıdır. 2000 yıllık Mutlu Yaşama Rehberi adlı kitap. Zaten destek yayınlarından 87 sayfadan oluşmakta elimdeki kitap. Marcus Aurelius biliyorsunuz Roma İmparatoru ve aynı zamanda Stoacı felsefeyi benimsemiş. Marcus Aurelius'un tam adını söyleyecek olursak doğru telaffuz eder miyim onu bilmiyorum. Caesar Marcus Aurelius Antonius Augustus ve asıl adı Marcus Annius Verus diye yazmış. Bir imparatordur, aynı zamanda felsefecidir. Roma İmparatorluğu'nun altın çağının temsilcisidir kendisi. Bir devlet lideri olarak sadece zekası ve askeri yeteneğiyle değil, aynı zamanda yazım gücüyle, felsefesiyle ön plana çıkmıştır. Babası da bir devlet görevlisidir. Babasını çok küçük yaşlarda kaybetmiştir. Onu dedesi evlatlık edinmiş ve yetiştirmiştir. En iyi öğretmenlerden eğitim almıştır. Tahta çıktığında 40 yaşındadır. Marcus Aurelius imparatorluğu yöneten en iyi 5 imparatordan biridir. Marcus Aurelius'a bazı filmlerde de yer verilmiştir. 1964 yılında Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü adlı filminde ve 2000 yılında yayımlanan Gladiator adlı filmde Marcus Aurelius karakterine yer verilmiştir. Stoa felsefesi insanın mutluluğunu temel alan bir felsefedir. Stoacılar mutluluğun doğayla uyum sayesinde yakalanabileceğini savunurlar. Stoacılara göre mutluluğu hiçbir şekilde dış faktörlere bağlamamak gerekir. Stoacıların belli başlı erdemleri adalet, dürüstlük, ölçülülük, yiğitlik, bilgeliktir. Bu felsefe anlayışına göre kutsal yaratıcı insanların hepsine akıl vermiştir. Bu yüzden insanların hepsi eşittir. Marcus Aurelius aynı zamanda Kendime Düşünceler adlı bir kitap yazmıştır. Burada felsefesini ortaya koymuştur. Aurelius akıllı bir insanın kötülüklerle dolu bir dünyada iyi olabilecek kabiliyete sahip olduğunu savunur. Aurelius bir filozof ve imparator olarak 3 özelliğe sahiptir. 3 temel ilkeye sahiptir. Bunlar dürüst yaşamak, kimseyi incitmemek ve adaletli davranmaktır. Aurelius'a göre hepimiz düşüncelerimizden ibaretiz. Her ne düşünüyorsak onu var ediyoruz. Zira her eylemimiz düşüncelerimizin sonucudur. Eylemler de seçimlerimizin ifadesidir. Dolayısıyla bir seçim yapmak diğer seçenekleri elemek demektir. Bu da kişi için büyük bir sorumluluktur. Düşüncelerimiz neyse biz de oyuz. Düşüncelerimizi ifade eder, düşüncelerimizi yaşarız. Mühim olan eylemi zincirlemeye çalışmak değildir. Mühim olan eyleme neden olan düşüncelerimizi değiştirmektir. Böylece olmak istediğin sen ile dizginlemeye çalıştığın sen arasında mücadele, çatışma olmayacaktır. İnsan aklını kullanmayı seçmelidir. Beklemek bir alın yazısı olamaz. İnsanın doğası bir yerde kendisine emanettir. Elindeki işi azimle, kusursuz bir şekilde, gösterişe kapılmadan, ciddiyet içinde ve özenerek, adanmışlıkla ve adaletle yap. Yaptığın her işi, hayatının son işi, son eylemi gibi yaparsan başarırsın der. Burayı siliyorum, tekrar başlayayım. İnsanın hayatta kendisinden başka değiştirebileceği hiçbir şey yoktur. Aynı zamanda hiçbir şeyi değiştirmesi de gerekmez zaten. Kendisinden başka. Kin, kıskançlık, korku ve umutsuzluk aklını kullanan insanların yönetmeyi başarabildiği hislerdir. Hislerinin de efendisi olmalıdır insan. Hislerinin dizginlerini elinde tutmalıdır. Aurelius anın yaşamaya değer olduğunu düşünür. Geçmiş oldu bittidir. Aklını kullanan için geçmişle hesaplaşma bitmiştir. Geçmişe dair ne pişmanlık vardır ne üzüntü vardır. Gelecek de sadece bir hayaldir, olasılıktır. Zira hala olmamıştır. Gelecek kontrol dışıdır. Tıpkı geçmişin kontrol dışında olduğu gibi. Şimdi yani şu an dışında kaygılanacak, korkulacak, endişe edilecek hiçbir şey yoktur. Gelecek de yine bir yerde insan aklının ve çabasının ürünüdür. Her halükarda şu anda yaptığımız şeyler geleceği şekillendirir. Gelecekle ilgili fikir taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran akıldır. Akıl sayesinde insanlar gelişir, değişir, derinleşir. Aklı kullanmak insanoğlunun en büyük görevidir. İnsanlar aklını kullanarak mutluluğu inşa edebilir.
İnsanı toplumsal düzenden bağımsız olarak düşünemeyiz. Yani bir insanın toplumsal bağımsız olarak başına buyruk hareket etmesi düşünülemez. İnsan zaten başına buyruk hareket etmesin diye akla sahiptir. Akıl sayesinde erdemlerini, değerlerini inşa eder, oluşturur. İnsan genç de ölse, yaşlıyken de ölse sadece bir şeyi kaybetmiş olacak, şu anı. İnsanın yoksun kalabileceği tek şey şu andır. Çünkü sahip olduğu tek şey bu. İnsan sahip olmadığı bir şeyi kaybedemez der. Marcus Aurelius milattan sonra 26 Nisan 121'de Roma'da Carlius Tepesi'nde bir villada doğmuştur. Ailesi de siyasetle içli dışlıdır. Doğduğundan beri kendisi de kamusal alanda aktiftir. Felsefeyle tanıştığında henüz 12 yaşındaydı. Çocukluğundan beri nazik, anlayışlı, sabırlı, hoşgörülü, affedici ve yapıcı bir kişiliğe sahiptir. Stoacı filozoflardan ders almıştır. Roma'nın ilk ve son filozof imparatorudur. Marcus Aurelius Stoacı felsefesi üzerine yazmakla birlikte bu felsefenin anlayışına göre yaşamayı tercih etmiştir. 19 yıllık imparatorluğu sürecinde 17 yılı savaşla, kanla, mücadeleyle geçmiştir. Ancak kendisi kitabında sevgiden, şefkatten, merhametten, insan sevgisinden bahsetmiştir. Sorguladığı kavramlardan biri de ölümdür. Madem ki öleceğiz, o zaman insanca yaşamalı, insanca hareket etmelidir der. Ölüm doğal akışın bir parçasıdır Aurelius'a göre. Yaşamı değerli kılan da zaten ölüm olgusudur. Ölümün olduğu her yerde hiçbir şeyin anlamı yoktur. Şeylere fazla anlam yüklememeli, fazla anlamlandırılmamalıdır. İnsan büyük anlamlar yüklediği şeylerin kölesine dönüşür. Başımıza gelenleri iyi ya da kötü olarak adlandırmak insanı o şeyin kölesi haline getirir. Başaramamaktan korktuğu için kendini çabalamaktan alıkoyan insan aklına ihanet etmiş olur. Bir şey mümkünse, insana uygunsa başarılması da mümkündür. Aurelius'a göre başarısızlık korkusu insanı tembelliğe sürükler. Oysa üretmeyen insan mutsuzdur. Sonucun kölesi olmak yerine sürecin öğrettiklerine açık olmak gerekir. Ne kadar anlamlı bir söz değil mi? Sonuca odaklanmamalıyız. Süreç bizi geliştirir, değiştirir, bir şeyler öğretir. O gittiğimiz yol önemlidir. Yola başlamak önemlidir. Son başarıya ulaşmayabilir ancak başarı yolunda ilerlediğimiz, yol aldığımız kısımda öğrendiklerimiz, deneyimlerimiz bize bir şeyler katar diye ekleme yapıyorum. Aurelius için şu an insanın sahip olduğu en büyük servettir. O halde bu servetin değerini bilmeli. Bu servetin farkında olmalıdır. İnsan akıl yoluyla abartıdan uzak kalmayı başarır, dengeyi yakalar. Dengeyi yakaladığında içsel bir takım rahatsızlıklardan kendisini koruyabilir. Diğer stoacılar gibi Aurelius de düzenin içerisinde iyiliğin olduğunu ancak akıl yoluyla bu düzenin içerisinde iyiliği çıkarabileceğimizi söyler. Yokluğun içindeki varlığı, kayıpların içindeki kazancı, gözyaşının içindeki mutluluğu, savaşın içindeki barışı bulup çıkaracak ve deneyimleyecek olan odur, yani akıldır. İnsanın aklını kullanmaması aynı zamanda yaratıcıya da ihanettir. İnsan yetinmeyi keşfettiğinde mutluluğu da yakalar. Aurelius, gerçek huzurun ancak ve ancak insanın kendisinde bulunabileceğine inanır. İnsan kendi zihnini cennete dönüştürmediği sürece nereye giderse gitsin hiçbir şekilde cenneti yakalayamayacaktır. Cennet zihinde inşa edilir. Sorun da, huzursuzluk da yine insanın zihnindedir. Yine her zamanki gibi insanların gelişmesi, dinlenmesi, iyileşmesi ve mutluluğu yakalayabilmesi için zihninde inşaya başlaması gerekir. Yapabileceği en iyi şey zihninde, kafasının içinde bir inşaat başlatmaktır. Her şey zaten an be an değişip gelişmektedir. Bu yüzden gelip geçici şeylere iyi ya da kötü anlam yüklememek gerekir. İnsan içinde yaşadığı topluma da doğaya da duyarlı olma sorumluluğuna sahiptir. Yaşadığımız hayata faydalı olabilmek için elbette kendimizi korumamız gerekir. Kendimizi sevmemiz, kendimizi dinlendirmemiz gerekir. Yeteneklerimizin ve gücümüzün farkında olmamız gerekir. İnsan kendisine faydalı olmak istiyorsa başkalarına da faydalı olmalıdır. İnsan mutlu olmak istiyorsa üretmelidir. İnsan sevilmek istiyorsa sevmelidir. İnsan var olmak istiyorsa var etmelidir. İyileşmek isteyen insan iyileştirir. Yalnızlığın ve mutsuzluğun temelinde insanların başkalarına yabancılaşması, doğadan uzaklaşması ve üretimden vazgeçmesi yatar. Elbette insan zaman zaman korkuya, güvensizliğe, öfkeye kapılabilir, umutsuzluk hissedebilir, ölüm korkusu, unutulma korkusuna kapılabilir. Bu yüzden yorgun, amaçsız ve bitkin düştüğünü hissedebilir. Ancak bilmelidir ki bu da geçicidir. Neye tutunuyorsun? Kaybettiklerine tutunuyorsan kazanamazsın. Kazandıklarına tutunuyorsan kaybedersin. Sevdiklerine tutunuyorsan koruyamazsın. Yalnızlığına tutunuyorsan üretemezsin. Ürettiklerine tutunuyorsan usta yetiştiremezsin.
Kendine güvenmek meselesini doğru anlamak problemi büyük ölçüde çözecektir. Kendine güvenmek yaptıklarına ve yapacaklarına güvenmek demek değildir. Kendine güvenmek sahip olduklarından ve olmadıklarından emin olmak demek değildir. Kendine güvenmek övgüye ya da yergiye maruz kalmaktan etkilenmiyor olmak demek değildir. Kendine güvenmek kaybetsem de yeniden başlarım inadına sahip olmak demek de değildir. Kendine güvenmek döngüden emin olmaktır. Her şeyin geçici olduğunu bilmektir. Bunu kabullenmektir. Her şeyin geçici olduğu bir dünyada böbürlenmek, kibirlenmek, kendini üstün görmek, telaşına düşmek gülünç değil mi? İnsan konfor alanının kölesi olmamalıdır. Konfor alanının kölesi olan insan gelişemez, değişemez. Hazzın esiri olmamış kişi güvendedir, özgürdür ve güçlüdür. Hazzın esiri olmayan bir insan için yoksunluk, ıstırap diye bir şey yoktur, çaresizlik yoktur. İşte bu kısım çok çok önemli. Mutsuzluğun temelinde olanı ya da olmayanı nasıl yorumladığın vardır. Bir işi başaramadığında bunu bir hezeyan olarak yorumlayıp kötü hisseden de sensin veya tekrardan işe başlayıp kendini iyi hisseden de sensin, motivasyon kazanan da sensin. Bir olayı nasıl gördüğün, nasıl yorumladığın, nasıl yargıladığına bağlı mutluluğun. Olaylar veya durumlar tek başlarına hiçbir anlam ifade etmez. Bir olay veya durum üzerine yorumlama veya yargılama yapmadığında onlar hiçbir şeydir. İnsan zihni olan hiçbir şeyi değiştiremez, ancak yorumlayarak, yargılayarak sonuçları değiştirebilir. Kime ve neye ne anlamlar yüklediğinin farkında olman çok önemli. Yüklediğin anlamlarla, yargılarla, yorumlarla kendine yeni bir kader çizersin. Başına geleni değiştirmeyebilirsin, ancak buna yüklediğin anlamlar ve yorumlarla, yargılarla sonucu, süreci değiştirebilirsin. Aurelius için adaletli olmak, adil olmak çok önemlidir. Yasaların iyileştirilmesi yolunda önemli adımlar atmıştır. İnsanları genellikle birbirinden ayırmamaya çalışmıştır. Adaletli, adil olmaya çalışmıştır. Kendine ve başkalarına adil olabilenler toplumun, doğanın ve dünyanın adaletine hizmet etmiş olurlar. Stoacılar düşmanı dışarıda aramazlar. İnsanın kendisiyle çatışması, kendine ters düşmesi asıl kötülüktür. Kötülüğü yapan kendi cezasını kendisi kesecektir. Mühim olan burada kötü gibi olmamaktır, düşmana benzememektir. Akıllı insan başkalarının eylemleriyle ilgilenmez, kendi eylemlerinin sorumluluğunu taşır. Kendi eylemlerinin sorumluluğuyla yaşar akıllı insan. Bize göre yanlış görünen bir şey başkalarının doğrusuna dönüştüyse ortada yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Her kim ne yaptıysa onu yaptığı şeyle baş başa bırakmak gerekir. Yorumlamadan, yargılamadan. Sana sıkıntı ve rahatsızlık veren bir konuyla ilgili yorumunu ve yargını değiştirdiğinde ortada sıkıntı ve rahatsızlık kalmayacaktır. Bu cümleleri bu şekilde aktarıyorum sizlere olduğu gibi. Yoruma açık cümleler ve çok güzel cümleler bence. Hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Oldukça etkilendiğim bir kitaptı. Devam ediyorum. Mutsuzluğunun bir nedeni de kendini acıya ikna etmiş olman. Oysa geçip gitmesine izin vermelisin. Belki de daha sonra hatırlamayacağın şeyler için öylesine derin, acı anlamlar yüklersin ki onların kalıcı olmasına neden olursun. Unutmamak için adeta çabalarsın. Olmayan bir engel yaratırsın kendine. Olmayan bir acıyı hayatında kökleştirirsin. Bu da senin kendine yaptığın en büyük kötülüktür. Bazen zorlamak, çekiştirmek ya da ille de üzerinde durup çareler aramak daha büyük bir çözümsüzlük ve çıkmazlar yaratır. Tıpkı batakta çırpınmak gibi. Mücadele ettikçe daha da derin bir çamura gömülüp gider insan. Bataklıkta çırpınmak kibirdir. Bataklığa meydan okumak da kibirdir. Bunun yerine bataklığın etrafından dolanıp yola devam etmek, en basit ama en etkili, en doğru ve en yapıcı seçimdir. Olmayanı oldurmaya zorlamak yerine gitmesine izin vermek ya da olmayanı olduğu yerde bırakmak hayatı kolaylaştırmaktır. Mutlu olmayı seçen akıllı bir insan olduramadığı bir şeyi çekiştirip zorlamaz. Mutlu olmayı seçen akıllı bir insan kibre saplanıp kalmaz. Mutlu olmayı seçen akıllı bir insan gelip geçici meseleler üzerinde durup dertlenmez, gelip geçmesine müsaade eder. Akıllı bir insan zorluktan yana değil, kolaylıktan yanadır. Akıllı bir insan mutlu olmanın kolaylaştırmakla, gelip geçici şeyleri akışa bırakmakla mümkün olduğunun farkındadır. Bazen sorunun çözümsüz kalmasını seçmek bile en iyi çözüm olabilir. Yaptığın her işte doğruluk ve iyilikle ilerlemeye niyetli olduğun halde başaramadığında üzülme. Öfkeye kapılma, kendine güvenini yitirme. Her şeye yeniden başla.
Eylemlerinin her koşulda insana yaraşır şekilde olması mutlu etsin seni. Aurelius'a göre arzuları kontrol etmek mutluluğu inşa etmektir. Aurelius gerçek mutluluğun karşılıksız ve beklentisiz iyilikte olduğunun altını çizer. Ödül odaklı bir iyilik mutluluk vermez. Herkes bu hayatta kendi yaptıklarından veya yapmadıklarından sorumludur. Olayları veya durumları değiştiremiyorsak içinden geçip gitmenin, kabullenmenin, katlanmanın bir yolunu bulmalıyız. Aurelius'a göre acıdan kaçmak da, hazza adanmak da günahtır. Akıllı insan acının da, hazzın da gelip geçiciliğinin farkındadır. Ve kitabın son sayfalarına doğru geldim. Ne zaman kusursuz bir karaktere sahip olur insan? Ne zaman mutlu hisseder kendini? Sayalım. Şu andan başka kaybedecek hiçbir şey olmadığını fark ettiğinde, samimi ve dürüst olduğunda, adil davrandığında, kendine ve başkalarına haksızlık etmediğinde, arzularını sınırlandırdığında, her şeyin gelip geçici olduğunun farkına vardığında, ona acı veren olaylara ve durumlara karşı yargısını ve yorumunu değiştirdiğinde, dışarıda bir düşman olmadığını anlayıp kendine en büyük zararı yine kendisinin verebileceğini öğrendiğinde, bildiği işi gösterişe kapılmadan en iyi şekilde ve toplum yararını gözeterek yapmaya başladığında, güdülerinin peşinde sürüklenmediğinde, aklının oynadığı tuzaklara düşmediğinde. Karakterin ustalaşması şudur. Her günün son günmüş gibi yaşamak, duyarlılıkla ve samimiyetle. Her zaman sanki o an hayatla vedalaşacakmışsın gibi konuş, düşün ve ona göre davran. Bir diğer kitap özetinde görüşmek üzere.